Amerika'da kiralık araba firmasına olan borç vize alımını engellemez diye söylemiştiniz. Peki sonrasında Amerika'da yaşarken bu ödenmeyen bir borç problem çıkarır mı? O parayı bir şekilde ödetirler mi? Örneğin banka işlemlerinde ATM kartı çıkarırken veya Amerika'da iş bulma süreçlerinde bu borcu karşımıza çıkarırlar mı diye takipçimiz bize soru soruyor. Şöyle söyleyebilirim. Tabii eğer siz Amerika'da yaşıyorsanız ve burada yaşarken herhangi bir borçtan dolayı size karşı bir alacak işlemi başlatıldıysa o zaman onu temin etmek için size ulaşabilirler. Ve dolayısıyla eğer sizin sosyal güvenlik bilgileriniz mevcut ise bu araba kiraladığınız firmada, dolayısıyla onlar o sizin sosyal güvenlik numaranız üzerinden herhangi bir hesabınızın olup olmadığını, eğer size karşılığı bir mahkeme kararı alıp yani bir alacağı temin edebilme kararı aldıysalar, dolayısıyla o hakları uzun bir süre geçerli oluyor. Yani bundan 5 yıl sonra ya da 10 yıl sonra bile mahkemeden karar ellerinde ise bankanızdan paranıza el koyabiliyorlar. Dolayısıyla bu şekilde bir durum oluşabiliyor. Bu sizin Amerika'da bir iş bulma sürecinde karşınıza çıkmayacak. Yani iş bulma durumunda etkileyecek bir şey değil. Ya da dediğim gibi en çok herhalde bankadaki paranızla ilgili durum oluşabilir. Veya bir yerde çalışıyorsanız oradan para kesintisi, maaş kesintisi yoluna gitmeye çalışabilirler. Dolayısıyla dediğim gibi bu noktadaki tavsiyem, eğer siz bir yerlerle iletişime geçip bu noktada neyi ödeyebileceğinizi gündeme getirip bu ödeme noktasını netleştirip en azından borçtan kurtulmaya çalışabilirsiniz. Yoksa öbür türlü eğer sizin hele burada olduğunuzu öğrenirseler bir şekilde tabii daha sonra ya da siz iletişime geçtiğinizde veya ellerinde sosyal güvenlik numaranız var ise sorun olabilir. Ama sosyal güvenlik numarasının olmadığı durumlarda ellerinde çok fazla bir bilgi edinecekleri bir durum söz konusu olmayıp deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.